Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Şimdi mağaradan çıktım. Daha doğrusu bu ilk çıkışım değil, birkaç sefer çıktım ve maalesef her seferinde bu kurda yem oldum. O yüzden bu sefer değişik bir şey deneyeceğim. Bol şans dileyin. Başka diyeceğim bir şey. Of. Evet, aşırı rüzgardan söndü meşalem. Zaten çoğunluk problem oluyordu. Meşale söndüğü için ne sesim kalır o zaman. İhtiyacım yok. Taşım var 6 tane ama elbette ki bu kurda karşı bir fayda getirmeyecek. Kurtlar, kaçınabilirsen kaçın. Kurtlar köpekler gibi değildir ve çok tehlikelidir. Normalde insanlardan kaçınırlar ama yaklaşıp da şansını deneme. Doğadaki diğer birçok şey gibi kurtlar da ateşten korkar. Kamp ateşleri, meşaleler veya fişekler onları uzatıp tutmaya yarayabilir. Meşale veya fişek fırlatmak onları korkutup kaçırabilir. Ama her zaman kaçmayabilirler de. Nihayetinde kurtlarla çarpışmaktan kaçınmanın en iyi yolu onlarla mesafeyi korumaktır. Unutma. Kan ve çiğ et kokusu onları çeker. Ki çiğ et bende yok. Neyse şu anda da meşgul. O yüzden arkadaşlar şuradan şöyle. Evet şuradan şöyle kaçıp gideceğim arkadaşlar. Evet başardım. Umarım arkadan gelmez. Maalesef birkaç sefer burada öldürüldüm. O yüzden dediğim gibi bu arada mağaradan geri gittim ve diğer mağaranın diğer ucuna gittim. Çünkü uyku sürümü varmış, almamışım. Onu gidip aldım. Evet. Şu tarafta great. Mikkel, I'm not as lost as I thought. Bir kaybolmamışım. Sen öyle sen. Uçağın düştü. Daha ne olsun yani. Buna mı seviniyorsun ya? Şimdi arkadaşlar şu arabanın içine girelim. Bağcıların içine girelim. Kurt sahnettim ya ki orada var bir tane. Orada bir tane var arkadaşlar. Ondan nasıl kaçınabiliriz? Bilemiyorum. Çıkıyorsa şuradan aşağı doğru gideceğim. Çok büyük bir fırtına var bu arada. Ben önümü göremiyorum. Aman. Şu anda bir düşüp bir yerini burkarsak. Aa, müzikmiş, neyse. Eğer bir yerimizi burkarsak çok kötü olur arkadaşlar. Evet. Ters yöne gittiğimi biliyorum ama ne yapalım çünkü sonuçta bir yol arıyoruz ve şu dağların ulaşımdan hiç riski almayayım, çok soğuk ya. Buradan oradan çıkamayacağım, hiç denemeyeyim en iyisi. Vallahi hiç denemeyeyim yani. Tam macera perver. Hiç macera perver diyor. Öyle miydi? Öyle mi söylenirdi? Her neyse, macerayı seven biriyim diyeyim. Ama bu kadar da değil. Zorlamayalım. Sınırları zorlamayalım. Can't feel my feet. Ayaklarını sıkıyorsun. Şimdi bak şimdi şunları toplarsan buradan ellerine şu anda ihtiyacım var. O yüzden hiç şey yap. Tamamdır. Bu tavşan yok mu ya, avlayalım biraz. Arabalar var. Ya hayır ya, gitme ya, gitme, hayır gitme. Biliyorsunuz arkadaşlar beni çekiyor. Ama hayır, engel olacağım. Geçtiğimi engel olacağım. Şimdi neden çok tehlikelik olarak gitmedim? Ben hep olsun donuyorum, tamam biliyorum, anladım. Evet diye soracak olursanız. Selam. Yak şunu. Yak şunu çabuk.
Of, kaçıyormuş. Al hemen, al hemen eline. Oh, şansa bak. Hemen açalım buradan. O neydi? Kurt muydu yoksa? Ha, yolu bulduk tekrar. Koş 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 koş. Hiç arkana bakmadan koş. Hiç yarın yokmuş gibi koş. Şimdi bir atladım. Hiçbir şey yok. Atlattım onu. Atlattım onu da belki de o arabanın içinde bir sürü ihtiyacım olacak şeyler var. Bunları da atlattım ama önemli olan şimdi devam edebilmemiz. Şurada da bir araba var. Üstelik. Evet. Bu arada The Long Dark Lost ne ya? Araçlara saklan. Arabalar sığınak görevi görerek seni ölümcül rüzgarlardan ve vahşi doğadan korur. Hatta torpido gözlerinde ve bağcılarda malzemeler dahi bulabilirsin. Şurada yazmayan bir şey de var arkadaşlar. Ah, arabanın içine girmişim. İsterseniz yani uyku turumunuz yoksa içinde de uyuyabiliyorsunuz. Evet. Bunu böyle şans eseri keşfettim. Şu altta bir şey ne yapayım şu ya. Dediğim gibi şans eseri fark ettim. Yani hiç oyun maalesef bazı yönlerde insanı -26 mı? Ölmek üzereyim ben ya. Şuradan geldim ben. Ya bende de şu problem var arkadaşlar. İndikten sonra nereden geldim unutuyorum ya. Halbuki çok basit ama. Şimdi arkadaşlar. Taşları topla. Maalesef çok kötü bir şey. Şurada mantarlar var. Şunları nasıl yapmaya gerektiğini bilmiyorum. Öğrensem iyi olacak aslında. Ha, şurada da var bir tane. Mağara gibi bir şey mi var acaba? Ya aslında ben de çömeldiğimi zannettim. Yüksek görünce eğer yerler büyükmüş. Hangi kesmişse bunu kim kesmişse çok şey yapmış ya. Garip etmiş. Aa, burada bir oyuk mu? Mağara mı? Ne diyeyim buna? Burada saat kaç? Aa, daha erkenmiş ya. Ama sonuçta ölme riski geçiriyoruz. Aslında şurada bir sığınmak için. Ya arkadaşlar ne bileyim ya, şimdiki görselleri pek beğenmedim. Eskisi daydı, saatin kaç olduğunu yazardı. Yani daha kaç saat aydınlık olduğu yazardı. Şu mesela ekranın bir yerinde kaç derece olduğu yazardı. Şimdi çok garip yapmışlar. Şimdi menüye gidip şuradan bakmamız lazım. -28. Yani donuyoruz şu anda biliyorum ama sağlığımız da fena değil. Risk alıp devam mı etsem acaba? Arkadaşlar risk alacağım ve devam edeceğim. İsterseniz bana çılgın diyeyim. İsterseniz diyeyim, kafayı yedi bir arkadaş ama bu riski alıyorum. Midemin sesi. Evet, şimdi ben neden kendimi böyle çömelmiş gibi hissediyorum? Görüntülerde birkaç şeyi değiştirdim. Acaba o yüzden mi? Ya hangi yönetmen gerekiyor? Yolumu takip etsem. En iyisi yolu takip etmek bence. Sonuçta bu hayatta kalma mücadelesi değil bu. Neyse. İyi. O meşgul. Meşgul. Benim hiç farkına varmadan. Bizi görmesin. Sen bize kafayı takma. Sen orada avlanmana bak. Orada tavşanlar. Oh. Koş 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 koş. İnanamıyorum. Öldür. Oo. Herhalde öldü. Orada serbest bırakma imkanı da varmış. Aa, inanamıyorum. Acaba tekrarlayabilir miyim bu şanslı ve başarılı vuruşu? Ay, az kaldı ama. İyiymişim ben. Hiç de fena değilmişim.
Hey, vurdum onu. Vurdum. Mızıkçılık yaptı bu oyun. Yemin ederim mızıkçılık yaptı. Bu oyun bana karşı mızıkçılık yaptı. Oo maşallah 4 kilo. Bulacağım ama. Vazgeçtim. Vazgeçtim, istemiyorum. İstemiyorum. Çok kötü durumdayım şu anda. Hiç iyi değilim. 4 kilo etim var ama iyi yapmadım arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Ama öncelikle bir şeyler yiyeyim. Aman çiğ pişmiş bu, tamam. Oo bu arada tavşan iyiymiş ha. Vallahi 2,5 kilo neredeyse. Hiç fena değil. Güzel başarılı bir avukat. Hayır. Hayır yapma bunu bana. Bunu bana yapma. Burada bir şeyler var gibi. Geyik. Geyik kardeş. Söyle bana. Doğru muyum burada? Hayır. İnanamıyorum. Ya. Sen ölüyorsun. Uykun varmış gibi yapıyorsun. Burada bir şey mi var? Burada bir şey var. Yetişirsem oraya. Eğer oraya yetişirsem. Baraka yetiş. Oh, hayır yetişemeyeceğim galiba. Yetişemeyeceğim. Hayır, yetişebilirsin. Yetişebilirsin. Oh. Yetişebilirsin. Yatak, yatağa gir. Sonsuz uykuya dalacak mı? Hayır, dalmayacak değil mi? Bunu bana yapma. Ah. Saat kaç? Ben biraz daha, 1-2 saat daha yatayım da. Oh, arkadaşlar inanamıyorum ya. Zar zor attık kendimizi buraya. Zar zor attık kendimizi buraya. Az daha tahtalı köyün muhtarı ben olacaktım. Mansu. Güzel. İnanamıyorum ya. Yalnız ne oluyor ben? Neden ağırlığım mı çok yüksek? 31 kilo. Bir şeyler yersek eğer. Çiğ mi bu? Çiğ. O pişmiş et mi yok artık? Fazla yemeği mi yesem? Gazet, çubuk, granola, kuru ve kıtır. Something's gotta go. Tamam. Karnım doyacağım, hiç merak etme. Şimdi bir suyunu iç. Litre yakın suyumuz var. Bizi bir ara bir süre idare eder. Durum saat akşam olmak üzere. Benzin. Maşallah litrece ağırdaymış gibi. Çoraplar. Durduk bir de. I'm gonna have to leave something behind. Şurada bir şey var mı? Hayır, kalkalım. Arkadaşlar galiba geceyi burada geçireceğim. Geceyi burada geçireceğim. Aa, ilk yardım kutusu. Hayret, az önce nereden görmedim? Tamamdır. Biraz elimde, bu taş elimde kaldı ya. Merak etme, al şunu. Bir şey mi attım ben? Giyin, en değerlisini. En güzelini. Bırak şunu, bırak şu taşı elinden ya. Taşı bıraksana. Ha işte. Hay aksi ya. B'ye basmak gerekiyormuş. Hala aydınlık. Kaç derece? 2 derece. Bakın arkadaşlar şimdi ben bir 10 saat yatayım ya. 10 saat yatayım. Sabaha kadar hiçbir şeyim kalmaz. Hah bak iyileştim. Hipotermi iyileşti. 10 saat. 10 saat ya. He. Azıcık yedin mi? Sen de haklısın da kardeş. Şunu yiyelim. Bozulmak üzere. Küflenmiş hatta.
Şimdi tekrar yatsak. 4 saat daha yatalım. Gözü apaçık oldu bu arada. Ha. Tamam. Oo, enerji full. Kömekten ayrıl. Abartma, biraz acıkmışsın diye hiç bu kadar acıkmadım diyor ya. Arkadaşlar, isterseniz devamını bir sonraki bölümde devam edelim. Seyrettiğiniz için teşekkürler.